Sen onları nasıl biriktirmiştin? Ben onları kıstım biraz. Hani çoluğum çocuğum vardı. Durumunuz iyiydi Zahide abla. O zaman durumunuz iyiydi. Durumunuz iyiydi. O zaman maaşı, bunun maaşı da kalıyordu. Şiradaydı. Benim maaşım da kalıyordu. Yine de kiralar uygundu. Yani. İkiniz de çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Eve iki maaş giriyor. İki maaş kiralar giriyor. Da daha uygun. Uygundu o zaman. Biriktirdim hani gelecek için biriktirmiştim. Çoluğum var, çocuğum var. Hani at bir kenarda dursun diye. Bizim de işte ev alıyorduk, bakıyorduk, araştırıyorduk. Sonra bu bir gün Ramazan'ın ikinci günüydü. Geldi ama hani beti benzi atmış. Dur ki yani kalp krizi geçirecek. Ne oldu dedim. Bir şey yok dedi. Yine Ramazan mıydı o zaman? Ramazan'dı. Ramazan'ın ikinci günüydü. Ne oldu bir şey mi var dedim. Ama ben sezdim herhalde dedim. Bu paranın başına dedim bir iş geldi eyvah dedim. Hani bunu dolandıran kişi, şahıs. Hani bunu... Kim adını söyleyin, adını bileyim. Adını, babasının adını bilmiyorum ama oğlunun Murat Bey adı, biliyordur, sen Bayram, söyle. Evet, adı ne? Bayram Budak. Bayram Budak. Diye. Bayram? Budak. Budak. Evet. Kaç yaşında Bayram Budak? 30 yaşlarında falan. Genç yani daha. Genç daha. Bayram Budak. Şimdiden bunları yapıyorsa kendisi de telefona bağlansın, bir anlatsın bana. Bayram Budak. Yani benim alamadığımı, benim hayalimin yapamadığımı, benim paramından, benim 12 senelik emeğimin alarak gitmiş annesine... Ev almış. Çalışmayan bir insan ben nasıl ev alır? O kendini aldı da siz al, başkaları aha almayasın diye dolandırıcılıkla elde ettiği için annesinin üzerine yaptı. Annesinin evet, evet üzerine. Yalnız anne burada yani işte bak hep aynı noktaya geliyoruz. Şimdi bakın restorana gittiniz. Para ödememek için yemeği yediniz. Param yok dediniz, bu dolandırıcılıktır. Yani ödememe niyetiyle bir şeyi alıyorsan, yiyorsan bu dolandırıcı. Adam bu parayı... zaten dolandırıcı. Onu ama şimdi bakın savcılarımız işte maalesef burada takipsizlik verebiliyor. Şimdi diyor ki sen diyor ticari iş yapmışsın, borç vermişsin diyor. Orada takipsizlik veriliyor. Aslında kapsamlı bir şekilde araştırıldığı peki, zaman. Peki şimdi Sahura evet Hanım şunu da merak ediyorum. Siz o altınları zar zor biriktirdiniz. Eşinize siz mi verdiniz altınları yoksa eşim, o yerini biliyor muydu? Ben hani işe gidiyordum. Hani yerini bilmesini kendim de istedim. Hani işe gidiyorum. Tabii bir şey hani, olur, bir şey olur. Ölümlü yitimli dünya dedim. Ne olur ne olmaz. Hani altınlar dedim. Beraber gidip yapıyorduk. Beraber de koyuyorduk. Altınlar dedim. Burada dedim. Hani herhangi bir şey olursa dedim. Bu da tamam dedi. Ben o gün akşam gece işten geldim. Yattım. Bu geldi dedi ki altınları dedi alıyorum dedi. Niye alıyorsun dedim. Böyle böyle dedi. Ev buldum dedi. Gece kondu dedi. Orasını dedi alacağım dedi. Kimden alacağım dedi. İşte dedi Bayram diye birisinden dedi. Bayram bunu tutuyor. Başkasının evini aynı kendi gibi gösteriyor. Bu da kendi inanıyor. Kendi evi olmayan bir evi. Aynen. Gece konduğu bunu kendi eviymiş gibi gösteriyor buna. Bu da evin sahibi nerede o sırada? Uzaktan gösteriyor. Bahçenin içinde bu gece kondu. İçine aynen girmek istesen? Hiçbir şey araştırmadım. Kirada yani diyor. Ha kiracı olduğu evi gösteriyor. Şey oldu, Zahide abla, ben eve de... Onun demek istediğini şöyle anlatayım. Altınları istememdeki sebep zaten 170 bin lira parayı zaten verdim. Kaptırmıştın onu. Kaptırdık. Bakiyesini vermek için sana evi gösterdi. Evi gösterdi. Oradan devamı geldi. Fiyatı 300 bin lira da ben 250 bin lirayı hem borcumuzu kapatalım. Peki Murat sen mesela şimdinin 1,5-2 milyonu var diyelim. 2 milyon. 2 milyonun hepsini mi verdin bunlara? Parça parça verdim Zahide abla. Yavaş çünkü yavaş. Farklı, 2 milyonun bana, hepsini verdim. Farklı farklı şeyler söylerler bana. Vaatlerde bulunurlar. Annemin işte Fikirtepe'de 2 tane dairesi var, birini satacağız. Hatta 2 tane senetleri vardı, ben de birini avukata verdim. Bir tanesi elimdeydi. Peki Murat sen bunları verirken ya ben böyle bir iş yapacağım hanım dedin mi? Ona ben demedim, doğru söylüyor. Orada zaten en büyük hata benim. Ondan dolayı da kendimi bir türlü affedemiyorum. Söyleseydi sana böyle bir şey. Mesela. Söyleseydi ben hani engel olurdum. En azından hani bir araştıralım derdim. Evi gösteriyor. Diyor ki bu ev diyor hacizli diyor. Bundan para bittiğini anlıyor. Hacizli bu ev diyor. İpotekli ama ipotek içinde 20 milyar para lazım diyor. İpoteği siz açtıracaksınız yani, evet, evi size verecek. İpoteği diyor kapattıralım Muratcığım diyor buna. Bunun anlatışını diyor. İpoteği kapattıralım diyor. O evi diyor gidelim diyor bankada diyor senin adına diyor veyahut da hanımın adına diyor yaptıralım diyor. Anladım orada yine alıyor parayı. Peki sıfır. Altınlar gidiyor bu sefer orada. Bak şimdi senin eşin aslında belki bunları da yaparken size daha çok para... Nereden bulabilirim? Hani İşte. Onlara bir ev nasıl alabilirimin derdinde yaptığına ben safiyane duygularla yaptığına eminim. Doğru bir şey mi? Değil. Ama tekrar söyleyeyim bu adam seni aldatmamış, çalmamış, çırpmamış, ehli namus bir adam olmuş, bir kötü söz söylememiş, bir tokat atmamış, çoluğuna çocuğuna sahip çıkmış, çalıştığı parayı evine getirmiş. Yani
Şimdi bir şeyi böyle ortaya koyunca adam çok iyi görünüyor değil mi? El yüzü düzgün bir adam, tertemiz bir adam, efendi. Biz burada da görüyoruz hepimize, bütün arkadaşlarımıza saygılı. Safure. Zaten biz iyi niyetimizden kaybettik. Ne yaptıysa iyi niyetimizden. Peki sen boşanmaya nasıl karar verdin? Ya işte bu son bu olaydan sonra 2023'te tekrardan bu para verince onlara benim evime haciz gelene kadar hani bilmiyordum ben. Sen neredeydin o gün? Ben işteydim ama seziyordum bundan. Söyle diyordum, hani bir şey mi yapıyorsun diyordum. Bak öbür seferki gibi olmasın. Ben dedim hani artık yoruldum dedim. Diğer seferde haciz geldi mi eve? O zaman gelmediydi. O zaman hani bir türlü şekilde kendimizi dönderdik. Hani hani gidenin dedim. Zahide hani ben o parayı artık gelmeyeceğini kendim alıştırdıydım. Ama bu ikinci darbe olunca ben tamamen bittim. Çünkü benim evim kira. Benim şu anda kiramı ödeyemezsem, taksitlerimi ödeyemezsem zaten ben zor durumdayım. Nasıl olacağız? Peki Safure, para bitti, aşk bitti mi? Para bitti, aşk bitti ama şey Zahide Hanım hani. Biliyorum çok zor ama mesela siz şimdi boşanmışsınız. Boşandık. Ama ayrılmamışsınız da. Buna şu an işte, aynı evdesiniz ben bunu... değil mi? Boşandığımız günü geldim, valizini falan topladım, Dedim valizini alıp dedim gidebilirsin, artık seninle bizim bir işimiz kalmadı dedim. Her şeyini topladın mı evdeki? Topladıydım. Bu da yalvardı, yahadı çocukların için dedi. Bana dedi 2 ay dedi gün ver dedi, 3. aya kadar dedi. Eğer dedi hani ben bu parayı dedi ne edip edip onlardan her türlü şekilde bulur alırım dedi. Bulamazsam zaten dedi sen yoluna ben yoluma dedi. Tabii bunu isteyerek söylememiştir yani. Asla senden ayrılmak istemiyor, o belli. Zahide abla, ben o adamları buldum da adamın dediği tek kelime bana şu oldu. Ben de bittim dedi, param yok. Öldür dedi, kurtulayım dedi. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Şimdi ben bu para için adam öldürsem hem yok, paradan yok. Olacağım. Hayatını mahvetmeye değer mi? Hapis cezası olacak. Eşim Murat, çocuğumdan zaten yine marum olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bugünler biter, geçer. İnşallah. Belki 2 sene sonra sizinle tekrar denk geliriz. Belki o zaman dersiniz ki Zahide abla iyi ki o zaman kötü bir şey yapmamışım. İyi ki birbirimize bir şans diye vermişiz. Savura, ben senin kocanı sevmediğine inanmıyorum. Bakışından, duruşundan. Sen bu adamı seviyorsun. Senin çocuklarının babası başka. Allah, bak benim babaannemin duası vardı. Eşi çok erken yaşta vefat etmişti. Allah başka erkek yüzü göstermesin diye. Ve vefat eden eşin efendim, efendim diye böyle el üstünde tutardı. Adını söylemez efendim diye anlatırdı böyle. Sen de öyle böyle çok hanım, çok kibar bir kadınsın. Zor. Peki sen şimdi ne yapıyorsunuz siz mesela, aynı evde yaşıyorsunuz? Biz aynı böyle evde yaşıyoruz ama şey ayrı el gibiyiz yani. Ben bununla fazla konuşmam, diyaloğa girmem. 18 yaşındaki peki, kız. Peki yemeği falan? Pişirdiğimden kız önüne biz yersek koyuyor. Yoksa kendi, ben zaten çalışan birisiyim. Ama akşam eve geliyorsun. Akşam geliyorum. Akşam zaten kendi öğlen yemeğine geldiğinde kendi. Bir merhaba diyor musun mesela? Merhaba demiyorum. Hiç konuşmuyor musun? Bazen işim düştükçe işte konuşuyorum ama öyle nadir ne bir şekilde mesela, konuşmuyorum. Nasıl işin düşüyor? Ekmek almadım. Bank işlerim oluyor. Bank işlerini fazla ben becerleyemiyorum. Taksitlerimi yatıramıyorum. Bir şeyler oluyor. Ayak oluyor. İşlerini yaptırıyor. Aynen. İşte artık. Adamın ekmek itibarı aldım. Düştü artık. Ekmek yani. Al, markete git. Aslında ben olaya biraz daha farklı bakıyorum Zahide Hanım. Nasıl? Bence boşanarak doğru bir karar vermiş. Çünkü sizin bundan sonraki dolandırılma ihtimallerinizin önünü kapatmış. Yani siz belki birlikte olup tekrar devam etseydiniz, belki de siz para vermeye, kazandığınızı gene oraya götürmeye devam edecektiniz. Aslında o bir uyarı yapmış. Sizi alt mesajı olarak sevdiğini söylüyor. Ama o kadar kırgın ve küskün ki evin içinde de hala konuşmuyor. Çünkü konuştuğu an siz belki gene hani elimi verdim kolumu kaptırırım düşüncesiyle devam edecektiniz bu işe. Yani şu anda yemin sanki ederim. Sanki öyle gibi gördüm. Ben bence hayırlısı buraya bile olmuş geleceğine ben bu. Hani daha gider diye şartlar. Yani daha gidecek bir şey zaten belli. Kalmadı ki. Gitti zaten. Giden gitti. Bir de gittiği gibi dünya beri borç oldu şu anda. Safure, sana bir şey söyleyeceğim. Ayrıldınız diyelim. Hiç bunu istemem. Karşına başka bir adam çıktı. Çok da zengin. İstemem. Ben bu saatten sonra evlilik kesinlikle düşünmüyorum. Parası var, çünkü arabası var. Üstüne olsun. Diyor ki Safura sana ev yapayım. İster misin? Güvenim bitti. Benim güvencim sastı. Sen cevabımı ver. Evlenmem. Ha? Evlenmem. Çünkü 2 tane çocuğumun başında durmak zorundayım. Safura, sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz ışık görseydim
Yani derdinin para olduğunu anlasaydım başka şeyler söylerdim. Ama o kadar net evlenmem dedin ki eğer gerçekten başka bir adam, başka bir ışık, başka bir şey istemiyorsan bu adam senin insanın. Güven sadece aradaki güven. Problem. Güvenebilmek istiyor sadece. Aynen. Safur ben tekrardan yapar diye. Hani ben defalarda dedim. Yapar ben mı gerçekten Safur? Artık bak ya. Buralara kadar geldi. Gözyaşları içinde adam burada ağlıyor. Kolay bir şey değil bu Safur. Kolay değil. Yapar gibime geliyor benim. Yapar. Bir de daha borçları varmış. Onlardan bir de haciz gelecek. Adam evde olunca bunun borcundan dolayı eve haciz gelecek. Bir de onun önünü kesmiş Savra'nın belki de. Çok mantıklı bir hareket. Evet. Şimdi bu arada izleyicilerimizin tepkileri de geliyor. Telefonlar geliyor. Yani sizin o ihbar hattını aradığınızdaki telefonları bana buradan yönlendiriyorlar. Söylediklerinizi yazıyorlar arkadaşlar. O yüzden istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çocuklar babasız kalmasın, barışsın diyenler çok fazla. Sana kızanlar da çok fazla.